Merhaba arkadaşlar. Evet, bu hafta sizlere Van'da bir kanonun üstünden sesleniyoruz. Evet, aynen öyle. Hani kışın mangal yapmıştık ya bir göletin üstünde. O videoyu evet. İzlemediyseniz kanalda var, izlersiniz. Şu anda o göletin üstünde kano yapıyoruz. Evet. Ve ben yüzme bilmeden yapıyorum bunu. Bakalım inşallah karaya ulaşırız. Şöyle suyun derinliğini göstereyim size. Aha da bu kadar. Ama ben yine de yüzme bilmiyorum. Gerekirse bir kaşık sudan bile boğulabilirim ben. Aynen, aşağısı bataklık. Ama yine de şöyle bir şey bir deneyelim istedik. Aynen. Bu arada bu bizim... Arkadaşlarımız da sağ olsunlar bu arada. Kano onların. Evet. Bu zevki bize yaşattıkları için her ne kadar gidiyorlar, üzülüyor olsak da yapacak bir şey yok. Evet, arkamızdaki arkamızdaki manzara Artus Dağı'nın manzarası bu arada. Evet. Şöyle göstereyim size. Hani vizontele çekilmişti. Zeki Müren de bizi görecek miydi? İşte bizi görüyor muydu acaba? Aynen. Yalnız valla zevkli bir işmiş. Bu arada burada Çiçekli Köyü'nde bu kano olayı ben yapılıyor. Ben devam et. Ben hafiften kürek çekiyorum. Asıl kürekçi. Yalnız. Sen yoruldun biraz dinle. Hafiften hafiften sürüyorum kocacığım. Sürüyor muyum lan? Ne yapılıyorsa bu. Artık öyle bir şey yapıyorum. Aynen. Şimdi burada parayla da yaptırıyorlar. Bunu bizim arkadaşımızın kanosu. Biz böyle aldık bir tur atalım dedik. Normalde video çekmek de aklımızda yoktu. Hani dedik açmışken burayı siz de görün en azından. Hani bu da Van'da yapılan bir aktivite olarak. Aynen öyle. 27. aktivite. Aynen. Bir aktivite olarak yazılsın. Ha, yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Rafting de yapabilirsiniz. Bir sürü aktivite var. Bunu burada paralı da yapanlar var. Biz yolda gelirken birini aldık. Otostop çekiyordu. O da şans gele kano hocasıymış. 300 liraya yapıyoruz dedi. Akşam dedi 5 gibi yapıyoruz. Bir sabah yapıyoruz, bir akşam yapıyoruz dedi. Bana gitmiyormuşuz gibi geliyor. Evet, bir sağa dönüyoruz, bir sola dönüyoruz. Ya biz kendi işlerimizde dönüyormuşuz gibi. Çok dar bir alandan çekim yapıyoruz şu anda. Evet. Telefonu düşürürüm diye bir tırsıyorum ayrı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bunu da yaşamadık demeyiz be. Evet, bunu da yaşamadık demeyiz. Cidden öyle. Aynen. Bu alana geldiğiniz zaman şöyle arka tarafta bir de at çiftliği var. Buradan görünmüyor ama millet burada balık da tutuyor aynı zamanda. Ben şöyle size özleme vereyim. Şu yönümüzü biraz ayarlayayım. Buyurun. Ben de kamerayı biraz öteki tarafa çevireyim. Ondan sonra size manzarayı göstereyim. Evet, çek kürekleri kayıkçı, çek. Şu arkamdan ben seni çekiyorum değil mi artık? Evet. Şu arkamdaki manzaraya baksanıza şu an. Müzikten biraz ya. Sonra deyiver, telif yemeyiz umarım. Açtı arkadaşlar ama. Böyle 40 yıllık kanocular gibi gidiyoruz. Aynen. Sağa gitmek isterseniz sola kürek çekiyorsunuz. Sola gitmek isterseniz sağa kürek çekiyorsunuz. Öyle tuhaf bir durum söz konusu bunda. Bu arada... Ben kendimi hiç yormuyorum. Şurayı çeksene, çeksene. Nereye çekeyim? Evo! Evo! Gel! Burada köpüşümüz var. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Böyle gölün ortasında... Dolanıyoruz öyle. Bu arada yalnız şaka maka güzel bir aktivite ama aynı zamanda da insanı çok yoran bir aktivite. O var. O yüzden hani kondisyonunuzun sağlam olması gerekiyor. Arkada devler kopuyorlar. İnşallah bu müziklerden telif yemeyiz. Video çekiyoruz, telif yiyeceğiz. Kısın şu sesi. Sarı dolar gelecek YouTube'dan. Kız sesi kız. Gören ne zannederim çok dolar geliyor. Paraya para demiyoruz lütfen. Kuruş kuruş artıyoruz ama olsun. Yaptıklarımız da yanımıza ana olarak kalıyor. Güzel oluyor bence. Evet, şu anda ben de biraz çekeyim. Su köpeği vardı. Evet, su köpeği görüyorsunuz şu anda. Evet. Su köpeği buraya geliyor. Evo gel. Evet. Size selam veriyor. Kız, sen sudan çıkmayı sevmiyor musun? Hep suda kalıyorsun sen. He? He? Artık aşkım yavaşta kıyıya yanaşalım. E ne olur ne dur. Diyorum ki bir gün iki aslan burcu kanoya binmişler. Hızlarını alamamışlar. Biz Emre karaya oturmuşlar. Biz harika gittik. Çünkü böyle yavaş değiliz. Ha, Şerife bu işin uzmanı ya. Pilot olmuş. Pilot iyi. Bayağı iyi. Islandık. Biz de ıslandık. Sırsıklam olduk ya. Ben pantolonla sırsıklam. Ne olacak? Olsun be. Bu da böyle güzel bir aktivite sonuçta. Evet, kano keyfimiz sona erdi arkadaşlar.
aşırı yorucu bir şey. O yüzden yaparken gerçekten de dediğimiz gibi kondisyon gerektiriyor. Ama aşırı zevkli bir aktivite yapmanızı tavsiye ederim. Aynen, yarım saatte tükenirsiniz zaten. Hani sürekli uzun bir şey yapmak istiyorsanız sürekli yapmanız gerekiyor yani. Aynen. Ha, bunu bir aktivite haline getirmek istiyorsanız da alın. Ya Allah aşkına bir tipimize bak, nasıl ıslandık bir bakar mısınız? Ya sırılsıklam olduk, ben yedek bir şey de getirmedim. Ama çok zevkliydi ya, o var. Aynen valla hani. Çiçekli beldesinde gün batıyor. Biz de birazdan çayımızı içeceğiz arkadaşlarla. Yine güzel bir günün sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Evet, şimdi sizi çaya bekliyoruz. Hadi herkes çayını alsın, hadi gelsin. Evet, bu da her zamanki küçük evimiz efendim. Şerikoların da bu arada arkadaşlar kanalı var. Evet, kanalın ismini söyle kuzum. Lofey_tr. Aynen öyle. Herkes orada da abone olsun. Vanlı arkadaşlar. Bundan sonra belki videolar gerçi İzmir'den gelir ama olsun. O zaman İzleyin. İzmir'de herkes abone olsun. Evet, aynen İzmir. Bekliyoruz. Aynen doğru, nüfusu daha fazla. İzmirliler abone olun şimdiden. Bekliyoruz. Aynen. Alta koyacağız bu arada kanalı. Haberiniz olsun. Evet, Everest'imiz de burada. Maalesef yorulmuş bir vaziyette. Yoruldu. Bütün gün koşturdu, yoruldu, çocuklarla teyze oynadı. Birkaç tane terlik, birkaç tane ayakkabı çiğnedi. Ondan sonra önce evet. Böyle devam aynen ediyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Hayır olmasını bekliyoruz. Bu arada etraftaki çöpleri biz atmadık. Onu da söyleyelim de. Sonradan gene sıkıntı çıkmasın. Burada gölde çeşitli sazan balıkları olduğu için artık balık tutmak da serbest olduğundan dolayı doğal olarak balık da tutulabiliyor. Az önce mesela ağ atanlar vardı. Biz buraya geleli tabii ki birkaç saat oldu. Olta atanlar da var. İsterseniz balık da tutabiliyorsunuz. Hani sadece kano yapmak vesaire ya da işte göl kenarında bir çay, bir piknik gibi düşünmeyin. Kano da yapabiliyorsunuz, balık da tutabiliyorsunuz, çay da içebiliyorsunuz, piknik de yapabiliyorsunuz. Hepsi var. Evet. Bir şey yapacaktı. Biraz önce arkadaşlar da yaptılar. Nasıl ya? Kameramdan da çekiyor. Sıra sıklam olduk ya. Vallahi, vallahi sıra sıklam. Ben kendimi nasıl ıslattım? Onu da bir oturduğun yer. Bir şey ayak basıp çıkıyoruz ya. Aa, orada korkuttun. Yakala yakala. Nerede? O öldü. Sakine yatın şimdi, sakin olun. Korktum oğlum. Uçuşan sivrisinekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en pahalı sinek avı olur burnuna. Yine evet, de öyle. İnatla çay içmeye devam ediyoruz. Aha, dur dur dur. Allah cezanı vermesin senin. Kaç deşiniz var? Şerefe şey oldu ya. On kelle bir kulak. Üstat oldu. Herhalde ya. Bence yeter artık be ya. Bitti bitti. O kadar vurmaya bitti. Bitti mi? Söyle bakayım, bitti mi? Bitti bitti. Evet. Bir şey var ya, aralarda kalıyor. Vurdukça çıkıyorlar. Bak bak. Vurma vurma ettim, vurma. Hareket aynen ettikçe o aralara sinenler çıkıyor. Bak bak bak, uçuyor bir tane. Eren'in kafasının üstünde var bir tane. Aha. Evet. Birinci sivrisinek can harbini kazanmış bulmaktayız. Başarıyla. Kahramanlar burada zaferi kutluyorlar. Görmüş herkes olduğunuz yoruldu üzere. Herkes yoruldu. Zafer bizimdir. Böyle bir zafer sarhoşluğuyla çaylarımızı demledik. Cipslerimizi koyduk. Kafamız 1 milyon oldu. Akşamı çok ben... Pardon. Uçarken akşam... görünce dayanamadım. Akşamı çok fena sivrisinek var burada. Hatta şu an kameranın ekranında da var. Siz görmüyorsunuz ama düştü. Evet, duvarlar bu şekilde. Artık. 3 atıyoruz, 5 vuruyoruz. Eren bunu daha güzel anlatmıştı. Uydursun, uydursun. 5 attın, 3 vurdun. Perişan olduk ya sivrisineklerden. Bir de şöyle baş parmağımdan biraz daha büyük bir şey. Yeşil çimen yakan bir şey mi ne? Öyle bir böcek de var. Ondan Allah korusun. Ne o? Efsaneydi yani, böyle kocaman bir şey, simsiyah. Adını ne demiştin? Yakan çimen.
mi? Öyle bir şey dün biri söyledi ama bu geyik böceğinin küçüğüne benziyor. Geyik böcekleri var, bu akreplerle güreştiriyorlar. YouTube'da videoları var, onları bir izleyin. Geyik böceği diye. Gergedan böceği ya da geyik böceği, böyle boynuzu var. Bildiğin akreple kafese koymuşlar. Akrebe kaldırıp boynuzuyla vuruyor, ters çeviriyor. Böyle de bir saçma sapan BGS bilgisi veriyoruz. Evet, bu gereksiz detaydan sonra bence kapatalım. Evet, bu arada kaç videoda hep bizim arkadaşlar da vardı. Şu an çok belki üzgünüm. Son video. Gözümden bir damla. Neyse, soğan kebabı yerken de çekeriz belki. Buradan Selçuk'a duyurulur. Verdiğiniz sözü tutacaksınız. Gerçi siz de evvel tutarsınız. Bunu söylememe bile gerek yok. Aynen. Arkadaşlar gidiyorlar. Bir dahaki videolarda olurlar mı olmazlar mı bilmiyorum. Ama inşallah olurlar. Şöyle çekeyim. İzmir'de çekeriz artık yeni videoları. Güzel. Evet. Olabilir belki de. Onların kanalları da Lost Way alt-tr diye. Şu alt tarafa linkini koyuyorum. Onların YouTube kanallarına da abone olun. Orada işte karavan içerikleri, gezdikleri, gördükleri yerlerde onlar da bizim gibi anlatacaklar, anlatmaya çalışacaklar. Neler, güzel bir neler şey olacak. İnşallah yani. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese bir savaş yorgunluğu var şu anda. Sivrisinekler çok fena felç etti bizi ya. Bayağı galip geldiler. Daha doğrusu biz galip geldik bence. Her yerimizi yediler. He, yediler. Her savaşta bir zayiat verilir. Sivrisinek. Güzel atasözü oldu. Sivrisinek zaferinden sonra arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bu arada arkadaşlarımıza da şu ana kadar vermiş oldukları, şurada uçuyor bak, katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.